yılı oldu bugün hep beraber Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Bugün köprü açılışımız onur ve gurur dolu bir an yaşadık. Hepimiz şahit olduk. Allah başımızdan eksik etmesin, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesi. Şehitlerimizi anmadan geçemeyeceğiz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi 18 Mart nedeniyle de bugün dualarımızla, özlemle, saygıyla, rahmetle anmamız gerektiğini de en güzel şekilde gösterdiğimizde düşünüyorum. Bütün Türkiye bugün 18 Mart şehitleri için dualarıyla, saygısıyla örnek bir sabah 9'dan bugün bu saate kadar davranışını, tutumunu, atalarına, ecdadına olan saygısını gösterdi Sayın Başkanım. Başta siz olmak üzere. Evet, Sayın Valim, değerli milletvekili, değerli belediye başkanımız, değerli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. Tabii ben buraya aslında çok konuşmak için gelmedim. Bazı yerde bir sohbet toplantısı gibi olsun diye düşündüm. Zira bugün açılışını yapmış olduğumuz 1915 Çanakkale Köprüsü gerçekten tarihi bir eser, yapıt Türkiye açısından, bölgemiz açısından bilhassa. Buna dair yapılan değerlendirmelere bazen bakıyorum da tabii esas problemi şüphesiz lehinde aleyhinde baktığınız noktaya göre bir şeyler yazabilirsiniz ama herkes hani bugün itibarıyla bir değerlendirme yapıyor. Aslında bu tür eserler bugünün yarının eseri değil. Belki Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılını öngören bir ileri görüşlülükle yapılmış eserler. İstanbul'da malum biliyorsunuz Boğaz Köprüsü 1970'lerin başında tartışılırken o gün itibariyle buna ne ihtiyaç var falan diyenler vardı. Şimdi bugün geri dönüp baktığımızda bu değerlendirmelerin ne kadar basit, ne kadar kısa öngörüsüz değerlendirmeler olduğunu görüyoruz. Arkasından ikinci köprü tekrar 1980'lerde rahmetli Özal tarafından tartışmaya açıldığında yapılmasıyla ilgili tartışma başladığında o zaman da ya bir tane var yeter, ne gerek var buna falan deniyoruz. Şimdi geriye dönüp baktığımızda bunlar bu tür eleştiriler bize komik geliyor. Yani İstanbul'un o tarihlerdeki büyüklüğü, bugünkü büyüklüğü, Trakya'nın, Kocaeli ve oradan bağlantılı olarak Anadolu'nun bu çerçevede yetmediği için üçüncüsünü yaptık malum. Onun dışında ayrıca deniz geçişleri de var. Hem demir yolu, Marmaray, hem Avrasya geçişi, karayolu geçişi var. Ama yine de trafikle ilgili İstanbul'da yaşayanlar değerlendirme yaparken trafik sıkışıklığından bahsediyorlar. Bunu şunun için söylüyorum. Yani şu tür büyük eserler bir hafta, 10 günlük, bir senelik falan bir projeden ibaret değil. Bunlar Türkiye'nin belki önümüzdeki 100 yılını değerlendirerek düşünülmüş eserler. Bu açıdan bugün çok tarihi bir gündü. Buna dair şüphesiz ben de bazı değerlendirmeler yapmak istiyorum. Ama aslında sizleri de, sizlerin fikirlerini, değerlendirmelerini de dinlemek isterim. Burada Trakya'dan Edirne, Tekirdağ, Kırklareli'nde basın mensubu arkadaşlarımızla da beraber bir değerlendirme yapalım isterim. Birkaç şey söyleyeyim mikrofon elimdeyken. Tabii bugünü tarihi gün kılan sadece 1915 köprüsü değil, aslında bu köprü de daha önemli, daha büyük, tarihi bir günle ilişkili. Bugün 18 Mart, Çanakkale zaferimizin, deniz zaferimizin 107. yıl dönümü. Bu birçok bakımdan çok önemli bir savaş. Birinci Dünya Savaşı'nda Büyük Osmanlı toprakları üzerinde. Bir taraftan Yemen, bir taraftan Kafkasya, bir taraftan Galicia, bugün Romanya'nın kuzey tarafları, işte Ukrayna sınırları falan, Balkanlar. Bu kadar geniş bir coğrafyada büyük bir savaş yürütmüşüz, yürütüyoruz. Bu savaşta tabii kayıplarımız oldu, insan kayıplarımız, büyük toprak kayıplarımız var. Ekonomik olarak büyük kayıplarımız oldu. Kaybettiğimiz muharebeler oldu, kazandıklarımız oldu.
Fakat Çanakkale bunlar içerisinde çok önemli. Bir kere bizatihi, yani başlı başına kendisi önemli. Çünkü Çanakkale'yi hedeflemesi o zamanki düşman kuvvetlerinin esasen o zamanın başkenti olan İstanbul'u ele geçirmek idi. Çanakkale'yi geçebilselerdi İstanbul'u ele geçirmiş olacaklardı ve bütünüyle Osmanlı Devleti'ni o zaman sona erdirmiş olacaklardı. Tarihin seyrini değiştirme diye bahsettiğimiz şey esasen bu. Eğer burada bir zafer kazanılmamış olsaydı İstanbul düşecekti. Ve belki o zaman çok daha farklı şartlarda bir milli mücadele yürütmek zorunda kalacak idik. Bakımdan Çanakkale Savaşı ve zaferi bizim açımızdan çok önemli, kendi başına önemli. Ama öbür taraftan tabii milli mücadelenin de birçok bakımdan bir nevi girişi, eski tabirle mukaddimesi mahiyetinde, ön sözü mahiyetinde bir savaş bu. Şimdi milli mücadelenin komutanlarına bakıyoruz, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hepsi Çanakkale'de savaşmış komutanlar. Çanakkale'de savaşmışlar. Tabii daha önce Balkan Harbi'nde de var önemli bir kısmı ama Çanakkale'de savaşmış komutanlar. Dolayısıyla Çanakkale Savaşı o anlamda milli mücadeleyle ilgili öncelikle bir komuta kademesi bakımından önemli bir tecrübe olmuş. Bunun kazanılması, Çanakkale Zaferi, yani savaşın kazanılmış olması da milli mücadeleyle ilgili çok büyük bir özgüven, bir motivasyon kazandırmış. Çanakkale Zaferi'ni kazandırdığı İstiklal Harbi'ni de bize kazandıran bir ruhtur. Bakımdan bu vesileyle Çanakkale Savaşları'nda şehir olan bütün büyüklerimizi, ecdadımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Hadi onun dışında bütün savaşlarda, bugün terörle mücadelede şehit olan bütün insanlarımıza, kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Yani başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere savaşın komutanları, gazi askerleri hepsini de rahmetle, minnetle anıyorum. Çanakkale zaferi bizim tarihimizde bu bakımdan çok önemli bir ruhu gösteren, bir inancı, bir anlayışı gösteren bir savaş ve zafer. Bugüne kadar da yanılmadı. Yani bu tür değerlendirmeleri, eleştirileri yapanlar hemen hemen hepsi Türkiye dışına çok uzun zaman önce çıkmış veya işte böyle tatil ve alışveriş için çıkmış insanlar. Şimdi bu hafta boyunca birçok ülkenin meclis başkanıyla görüştüm telefonla. Malum yakınımızda çok büyük bir yangın var. Ukrayna'da bir savaş cereyan ediyor. Mesela dün Polonya Meclis Başkanı dedi ki, ben bazı uzmanlarla görüşüyorum. Bunlar diyorlar ki bu bir Ukrayna savaşı değil. Bu aslında 3. Dünya Savaşı. Başlangıcındayız falan diyorlar dedi. Yani o çapta şu anda Ukrayna sınırları içerisinde olmakla beraber aslında bütün dünyanın dahil olduğu bir krizle karşı karşıyayız bölgeler. Bunun şu anda sadece Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma, silahlı çatışma olmakla beraber mesela bir taraftan medya üzerinden savaşla ilgili yapılan değerlendirmeler, manipülasyonlar, doğru veya yalan bilgi bombardımanı var önümüzde. Yani bir medya savaşı cereyan ediyor. Bir taraftan çok büyük çaplı bir ekonomik ve ticari savaş var. Bu çerçevede malumunuz Cumhurbaşkanımız çok yoğun görüşme trafiği gerçekleştiriyor. Bu taraftan Dışişleri Bakanımız dün Ukrayna'daydı, belki dün Moskova'daydı. Ve 10 Mart'ta da iki ülkenin Dışişleri Bakanları, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nı Antalya'da bir araya getirdik. O tarihe kadar Türkiye'nin bu konudaki arabuluculuk rolünü çok fazla önemsemeyen ülkeler dahil olmak üzere herkes bu konuyla sadece arabuluculuk yapabilecek olanın Türkiye olduğunu gördüler, fark ettiler. Görevli arkadaşlarımız mikrofon gezdirebilirler. Basınımız başta olmak üzere tüm misafirlerimizin sorularını Sayın Başkanımız kabul edecekler. Buyurun. Başkanım hoş geldiniz öncelikle Edirne'ye. TRT Haber muhabiri Yavuz Demir. Yeni seçim yasası neler getirecek?
yeni neler eklenecek onları öğrenmek isteriz. Mahalle Ulus Meclis Başkanı olarak Türkiye'deki günlük siyasetle ilgili değerlendirme yapmamaya dikkat ediyorum, çalışıyorum. Bu konuda da o çerçeve içerisinde değerlendireceğim. Bir iki şey söylemek isterim. Ben daha önce 2012-2015 yıllarında AK Parti'de seçim işlerinden sonra genel başkan yardımcılığı görevinde bulundum. Seçimle ilgili konuda çalıştık. Öbür taraftan 2015'ten 2018'e kadar da Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptık. O süre içerisinde anayasa değişikliğiyle beraber seçim kanunlarında değişiklik yapan birçok metnede komisyonda görüştük. Dolayısıyla bu bağlamda bir iki şey söylemek istedim. Tabii Türkiye'de seçim kanunlarında çok değişiklikler yapıldı zaman içerisinde. Ama 1982'den itibaren bu milletvekili seçim kanununda barajın düşünülmesiyle ilgili ilk düzenleme bu. Bu açıdan bunun önemli olduğunu, kıymetli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan barajı %10'dan %7'ye indirme konusunda yapılan değerlendirmelerde gözden kaçmaması gereken bir hususta ittifaklar dolayısıyla ittifaka dahil olan partiler bakımından barajın esasen sıfır olduğu, yani ittifaka giren bir parti için baraj söz konusu mu? İttifak açısından %7 baraj düşünülüyor. Özellikle bugün yaşadığınız ve 1967'de merhum Süleyman Demirel Başbakanlığı döneminde dönemin Yunan Cumhuriyeti ile Keşan'la Kıbrıs konusunda çok önemli bir görüşme olmuştu. Bugün de siz de burada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nızsınız ve 20 kilometrelerinizde Yunanistan var. Yunanistan'la ilgili, Yunanistan'da Türk toplumuna ilgili alınmış olan bazı kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ne şekilde değerlendirildiğini ve buna sizin bakış açınızı merak ediyorum. Teşekkür ederim. Yunanistan konusunda çok konuşuyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin onun üzerinde kararı var. Batı Trakya'daki Türklerle ilgili. Çoğunuz biliyorsunuz, deniyorsunuz zamanında. Burada mesela Sayın Başkanım. Oturun lütfen, oturun. Ayıp olur. Yaşamımıza hoş geldiniz. Çanakkale, Gelibolu altın bilezik takıldı. Çok da güzel oldu. Türkiye'ye yakışır bir köprümüz oldu. Fakat benim kendi tercihim şu Enerjiolu'da bir altın kemer takalım da turizm olarak hakikaten büyük bir yüz ölçümüz var. Burada anlıyorsun Trakya'nın nar çiçeği orası. Bir liraya at, bir liraya bulursun. Siz meclis vakit başkanısınız. 650'den milletvekili idare etsiniz, bir kişiyle idare edemiyorsunuz. Bu yolu yapın da alnınızdan öperim seni. Bir de ben Maden Eşya Demircilor Su Başkanı olarak esnafım da ufak ufak pandemide bayağı zorluk çektik Sayın Başkanım. Bu bankalar kredileri ne olacak? %30-%35 esnaf para kullanamıyor. Bunları azıcık aşağı düşürün. Siz meclis başkanısınız. Soran herkesi mi vereceksiniz? Ne vereceksiniz? Yani vekillerimizden de bir şey göremeyiz bu işte. Kırmızı kalem var. Niye çıkaramıyorsunuz sicil afını? Sicil afı çok önemli esnaf için Sayın Başkanım. Herkes kırmızı kalem. Milletvekilimiz Fatma Aksal'ın büyük destekleriyle OSB'de ilerlememiz sürüyor. OSB alanının tahsisi içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasından çıktı. En kısa zamanda da tapu alımı gerçekleşecek. Bununla alakalı da OSB'mizin Haziran ayında gerçekleşecek ek bütçeye alınması, desteklerin alınması için tarafınızdan rica bulunuyoruz. Milletvekilimiz ilgileniyor. Siz de destek verirseniz çok seviniriz Sayın Başkanım. Ayrıca Sayın Başkanım 1,5 ay önce Ankara'da tekrar Sayın Milletvekilimizin destekleriyle İPART kırsal kalkınma için Avrupa Birliği tarafından desteklenen kısmı ile ilgili bir takım ziyaretlerimiz, görüşmelerimiz olmuştu. Bu iller, 41 il arasında Edirne'de bulunmuyor. Edirne'mizden daha gelişmiş birkaç il var. Bununla alakalı da Edirne'de dahil edilmesi için de tarafınızdan destek bekliyoruz Sayın Başkanım. Teşekkür ederim.
Başka. Efendim hoş geldiniz tekrar Keşan. Gündem Soros gazetesi İlker Gürel ben. Bu otobanın ve köprünün Keşan ekonomisine katacağı olumlu ya da olumsuz katkılar nelerdir? Onu ben sizden öğrenmek istiyorum. Sorudan başlayayım. Ben bunu çok somut olarak izah edebilecek durumda değilim. Yani ben bunu yapabilmek için gerek Keşan'la ilgili, gerek bölgeyle ilgili bir 3-5, belki 10 yıllık planlamalar üzerinde çalışmam gerekiyor. Yani çalışan birisinin bunu söylemesi lazım. Onların dönüşleriyle ilgili olarak araçlardan kaynaklanan ciddi bir trafik vardı köprüde. Biz de Anadolu tarafına geçmiştik. Cumhurbaşkanımızı uğurladıktan sonra buraya yetişmek için en hızlı nasıl geliriz dedi. Arkadaşlar dediler ki çok yoğun trafik var. Köprüden gelemeyiz. Nasıl? Feribotla gelelim dediler. Dediler fıkra olur dedim. Meclis başkanı köprüyü açtı sonra feribotla geliriz. Tabii yayında olması, ulaşmaması için ulaştı. Ama salgınla ilgili salgının meydana getirmiş olduğu tablodan, ortaya çıkardığı tabloda kısa bir süre sonra ekonomiyle ilgili ciddi problemler ortaya çıkmaya başladı. Dünyada da çıkmaya başladı. Bütün dünya, Türkiye'de de. Türkiye bu konuda elindeki imkanlar dahilinde en büyük desteği sağlamaya çalışan ülkeler arasında olduğu bu salgın sürecinde. Sayın Başkanım, öncelikle Keşan'a hoş geldiniz. Merhaba, ben Erdoğan Demir, Keşan Postası. Efendim, yakın bir süreçte 22 Mart'ta Enes'te 4 dönüm, 4 köyü kapsayan bir taş ocağı, ÇED raporu süreci var 22 Mart'ta. Burada tarım alanlarının olduğu konusu konuşuluyor, gündeme tepkiler de geliyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Bu konudan bilginiz var mı bilmiyorum tabii Sayın Başkanım ama. Böyle bir durum var. Yani tarım alanları niçin taş ocağı oluyor Sayın Başkanım? Tabii konuyla ilgili bir bilgim yok. Ama şunu söyleyeyim, tarım alanlarının zaten bir taş ocağı olabilmesi için önce orayla ilgili bir karar alınması lazım. Oradaki faaliyete izin verilmesi için. Ondan sonra ÇED raporu ondan sonra olması gerekiyor. Ben bu konuyla ilgili durumu, yer neresi bilir, uygun mudur, değil mi, konuyu değerlendirme yapabilecek durumda değilim. Şüphesiz bu konuyu hukuka uygun olarak ve bölgenin çevre ilgili durumuna uygun olarak değerlendirecek etkili kurumlarımız vardır. Teşekkürler. Eğer bir problem yaşandığı zaman da zaten yargı yoluyla onlardan netice alınabiliyor, üzerinde gidilebiliyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.